Değerli izleyicilerimiz Norveç'ten enteresan bir haber var. Doğum günü kutlaması yapan başbakana 20 bin kron para cezası kesildi. Şimdi yasakları getiriyor başbakan ve ne yapmış bakalım? Norveç polisi korona kısıtlamalarını ihlal eden başbakan Solberg'e cezasız bırakmadı. Norveç resmi televizyonu NRK Solberg'in kayak merkezinde yasak olmasına rağmen 13 kişiyle aynı masada oturarak bir restoranda parti verdiğine daha sonra da kapalı başka bir ortamda 14 kişiyle partiye devam ettirdiğine ilişkin görüntülerin ortaya çıktığını duyurmasıyla başlayan süreç ceza ile sonlandı. Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü'nden yetkililer Başbakan Solberg'in salgın kısıtlamalarını ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlattıklarını belirtmişti. Polis araştırması sonunda korona yasaklarını ihlal eden Başbakan'a 20 bin kron para cezası kesildi. Olayın kamuoyuna yansıması üzerine Başbakan Solberg devlet televizyonuna çıkarak Norveç halkından özür dileyip her gün Norveç halkına salgının kontrolü için kurallara uyması için uyarılar yaparken kendimin de kurallara uyması gerekirdi diyor. Norveç'te Covid-19 kısıtlamaları çerçevesinde restoran ve barlarda 10 kişinin aynı masada oturması ve alkol satışı yasaktı biliyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Şimdi Haberi yapan kim? Norveç'in devlet televizyonu. Devlet televizyonu kime bağlı? Başbakan'a bağlı. Çıkıp devlet televizyonu diyor ki: "Bizim başbakanımız doğum günü kutlamasında kayak merkezinde önce 13 kişiyle, ardından da 14 kişiyle kapalı bir alanda doğum günü kutlaması yaptı." diyor. Helal olsun. Helal olsun. Sonra Soruşturmayı yapan kim? Polis. Polis kime bağlı? Başbakan'a bağlı. Ne yapıyor? Polis araştırma yapıyor. Gidiyor. Bu doğum günü kutlaması yapılan yerlerde diyor buraya başbakan kaç kişiyle geldi diyor. Şu kadar kişiyle geldi diyorlar. Yaz. Buraya gidiyor 14 kişiyle geldi diyorlar ve başbakan'a 20 bin kron para cezası kesiyorlar. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Şimdi düşünün bakalım. Diğer ülkeleri bir gözümüzün önüne getirelim. Bir başbakan tanıdıklarıyla, eşiyle, dostuyla ya da bir davet verse bir, devlet televizyonu bunu haber yapabilir mi? İki, polis rapor tutabilir mi? Para cezası kesebilir mi? Yine devlet televizyonuna çıkıp bu kişi başbakan özür dilerim der mi? Lütfen videonun altına yorumlarınızı yapın. Rica ediyorum sizden. Ben Norveç televizyonu meslektaşlarımızı kutluyorum. Norveç polisini kutluyorum. Cezayı kesenin ellerine sağlık. Ellerine sağlık. İşte bu. Yanlış yapan kim olursa olsun haberini yaptı adamlar. Hadi bakalım. Merak ediyorum. Acaba aynı şey yaşadığınız ülkede olsa yapabilirler mi? Çok merak ediyorum. Değerli izleyicilerimiz dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında kimler zirvede? Finlandiya son 3 yılda olduğu gibi 2021'de de zirvede yer alırken ikinci sırada Danimarka yer aldı. Dünyanın en mutluları. 2021'de dünyanın en mutlu ülkeleri sıralaması açıklandı. Liste değerlendirilirken ülkelerin kişi başına düşen geliri, özgürlükleri, sağlık ve sosyal yardım imkanları, yolsuzluk karnesi, eğitim ve alım gücü gibi kriterler baz alınmış listede Finlandiya 10 üzerinden 7.8 puan alarak zirvede yerini alırken Danimarka ikinci sırada 7.6 puanla İsviçre 3 sırada 7.57 ile İzlanda 4 sırada 7.55 ile, Hollanda 5 sırada 7.46 ile yer almış bu araştırmayı bir internet sitesi yapıyor sıralamada ilk ona giren diğer ülkelerde şunlar sırasıyla Norveç İsveç, Lüksemburg, Yeni Zelanda, Avusturya ve Avustralya dünyanın en mutlu ülkeleri. Dünyanın en büyük ekonomilerinden Amerika Birleşik Devletleri 19. sırada. Çin 86. sırada. Almanya 15. sırada. Japonya 58. sırada. İngiltere 19. sırada yer almış. 150 ülkenin değerlendirildiği listede son sırada Afganistan yer alırken bu ülkeyi sırasıyla Afrika kıtasından Zimbabwe Ruanda, Botswana, Lesotho ülkeleri takip etmiş. İç savaşın devam ettiği Yemen 143. sırada, Libya 82. sırada. Yer alırken Suriye ve Kuzey Kore gibi ülkeler değerlendirmeye alınmadı. Sıralamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ülke statüsünde değerlendirilirken listede 75. sıraya yerleşmiş. Güney Kıbrıs Rum kesimi 40. sırada, Yunanistan 69. sırada geçen yıl 7. sırada yer alan Almanya 15. sıraya gelirken 2020'de 79. sırada yer alan Hırvatistan büyük bir çıkış yaparak 23. sıraya yükselmiş. Enteresan. Değerli izleyicilerimiz Amerika Birleşik Devletleri Johnson Johnson aşısına kırmızı kart gösterdi ve aşının pıhtılaşma yaptığı gerekçesiyle vurulmasını yasakladı değerli izleyicilerimiz. Federal sağlık yetkilileri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 6 alıcının aşılamadan yaklaşık iki hafta sonra nadir görülen bir kan pıhtısı bozukluğu geliştirmesinin ardından Johnson Johnson tek doz aşısının kullanımına derhal son verilmesi çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugüne kadar yaklaşık 7 milyon kişiye Johnson Johnson aşısı vuruldu eyaletlerde yaklaşık 9 milyon kutu aşı daha bulunuyormuş değerli izleyicilerimiz. Yetkililer bu aşı nedeniyle bir kadının öldüğünü, bir kadının durumunun da ağır olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili araştırma yapılması ve bu nedenle araştırma sonuçlarına kadar Johnson Johnson aşısının vurulması durdurulmuş vaziyette değerli izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde 23 eyalette maske takma zorunluluğu kaldırıldı. ABD Başkanı Joe Biden bildiğiniz üzere göreve geldiğinde koronavirüsle ilgili tedbirleri sertleştireceğini söylemişti. Daha ciddi adımlar atacaklarını söylemişti ama gelinen noktada 23 eyaletin maske zorunluluğunu kaldırması kafalardaki soru işaretini arttırdı. ABD Başkanı Joe Biden koronavirüs tedbirlerine yönelik devam edilmesi gerektiği yönündeki tutumunu sürdürüyor. Ülkedeki Texas eyaletinin aldığı maske takma zorunluluğunun kaldırılması kararına 23 eyalet daha eklendi. Maske takma zorunluluğu kaldıran eyaletler Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Kansas, Mississippi, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, Wisconsin gibi eyaletler yer alıyor değerli izleyicilerimiz. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusun %36'sı aşılandı. ABD genelinde Aşılanma sayısı 5 günlük 5 milyona yaklaşmış vaziyette. Ülke genelinde yaklaşık 75 milyon kişinin aşıları tamamlandı. 121 milyon kişi ilk doz aşısını oldu. Ülke geneli aşılama oranı ise %36'ya kadar yükseldi değerli izleyicilerimiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden insanlar son 24 saatte 709 artarak 570 bine ulaştı. Toplam vaka sayısı 31 milyon 151 bine ulaştı değerli izleyicilerimiz. Kaliforniya 3 milyon 700 binden fazla vakayla 60 bin 491 ölümle ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 836 binde vakayla Texas ve ardından da Florida izliyor değerli izleyicilerimiz. Maalesef durum iyi değil. Saygıdeğer izleyicilerimiz enteresan bir haberimiz var. Haber Tayvan'dan. Kıskançlık krizine giren bir kadın sevgilisinin cinsel organını makasla kesti. Evet makasla kesiyor. Tayvan'da kıskançlık krizine giren bir kadın uyuyan 52 yaşındaki sevgilisinin cinsel organını mutlak makasıyla kesti. Büyük bir acıyla uyanan adam hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kıskanç kadın sevgilisinin uyuduğu sırada cinsel organını kestiğini itiraf etti. Huang olarak belirlenen soyadı Huang olarak belirlenen 52 yaşındaki adamın yemek yedikten sonra uyuya kaldı, uyudu. Daha sonra şiddetli bir acıyla uyandığı ifade edildi. Yerel medya bu adamın uyandığında cinsel organının bir kısmının koptuğunu fark ettiğini aktardı. 40 yaşındaki sevgilisinin cinsel organını mutfak makasıyla kestiği ve kopan parçayı da tuvalete attığı ifade edildi. Olayın ardından Kadın polise teslim oldu ve suçunu itiraf etti. Hastaneye kaldırılan adam ameliyata alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış. Yani neyi soruşturacaksın işte? Adam, kadın, neyse işte. Makası vurmuş geçmiş. Ya bu de şöyle bir şey var arkadaşlar. Nasıl bir kıskançlık krizi ya? Allah aşkına ya. Yani Allah böyle kadından, erkekten insanları korusun gerçekten yani. Böyle bir kıskançlık olur mu ya? Düşünsene uyuyorsun. Almış makası geliyor abi ya da abla. Abla geliyor elinde makas. Açıyor. Cart diye kesiyor. Böyle bir kıskançlık. Böyle bir olay. Ne diyeyim? Ne diyeyim yani? Siz yorum yapın. Bazı şeylere ben yorum yapamıyorum.